Basketbolumuzun en tepesindeki isim gelecek ama öncesine hemen bir kısa giriş yapalım. Ülkemizde basketbolun son 20 yılındaki gelişim, üst üste gelen başarılarla ev sahipliği yaptığımız büyük organizasyonlarla dünya sahalarına damga vuran sporcularımız da sürüyor. Bu büyük gelişimin arka planında neler yaşandığını en yetkili isimden öğreneceğimiz oturumu sunması için sahneye bir kez daha Sportsnet Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Gülüm'ü davet ediyorum. Evet. Bir kez daha, bu kez farklı bir tarafında marka spor ilişkisini ele alacak bir seansla bir aradayız. Ben bu seansta konuğumu biliyorsunuz ama konuğumla ilgili daveti yapmadan önce onunla ilgili bir küçük hikayemden bahsetmek istiyorum. Hikaye NBA finali. Sanıyorum 2009 NBA finaline Orlando'ya Lakers Orlando maçını izlemek için gittim. Yanımda oğlum Ener'le birlikte. Orlando'ya girerken, şehre girerken şehrin büyük yapılarından bir tanesinde dev bir posterle Hidayet Türkoğlu'nu görme ve onun gururunu yaşama şansını elde ettim. Mükemmel ve çok etkileyici bir atmosferdi. Dünya basketbolunun zirvesinin zirvesinde ve çok etkili bir oyuncu olarak yer alan sevgili Hidayet Türkoğlu, akşamleyinde restoranda tesadüfen karşılaştım kendisiyle. Aa merhaba falan, Türkiye'den seyirciler geldi dedim. Evet ama bir tane oğlum maalesef Lakers fanı ve Kobe Bryant hayranı, o karşı tarafı tutuyor olacak dedim ve böyle eğlenceli bir tanışmamız olmuştu. Şu anda kendisi Türk basketbolunun başında ve o büyük hikayelerden sonra ülke basketbolunu başka bir yere götürmeye çalışıyor. Ve biliyorsunuz 2019'da Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Çin'de Türkiye Dünya Şampiyonası'nı bizim için başarıya dönüştürmeye çalışacak. Ve bu hikayenin arkasındaki çok önemli bir sporcu, şimdi de bir spor adamı sevgili Hidayet Türkoğlu'nu davet ediyorum. Öyle mi? Evet. Evet. Böyle bir tanışmamız olmuştu. Ondan sonra hikayeler ardı ardına ama benim için bugün özellikle üzerinde konuşacağımız şey bütün seans boyunca markalar ve spor branşları üzerindeki etkisine odaklanmak istiyorum. Çünkü bildim bileli ki biz de birkaç tane bölümünde yer aldık. Büyük bir oyuncu olacağınız hissedildiği andan itibaren neredeyse aynı zamanda da bir reklam yıldızıydınız. Çok fazla markanın reklam yüzü oldunuz ve oynadınız. Ben bir kere şu hissi aktarmanızı istiyorum. Bir taraftan oynuyorsun, bir taraftan tanınıyorsun ama bir taraftan bir marka seni alıp daha geniş kitlelere anlatıyor ve daha geniş kitlelere seni tanıtıyor. Bunun getirdiği ekstra bir motivasyon, böyle bir heyecan, bundan biraz bahsedersen çok sevinirim. Tabii ki öncelikle herkese merhaba. Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Tabii o günler, inanın hala zaman zaman dile getirdiğimiz ve unutamadığımız zamanlar. Aslında sizin söylediğinizle bugünkü konumuzun bağlayan çok yönleri var. Çünkü sporcu olarak siz bir platformdasınız ve kendinize düşen tarafı, yani performansınızı iyi yapıyorsunuz ve herkes tarafından izleniyor ve seviliyor ve bir şekilde takdir ediliyorsunuz. O süreçte doğal olarak size olan talepler her geçen gün artıyor. Ama geniş çerçeveye baktığınız zaman bir şekilde de bunun daha geniş kitlelere nasıl ulaşılabiliriz diye de düşünmüyor değilsiniz. Doğal olarak o zamanki benle anlaşmak isteyen sponsorların network'üne baktığınız zaman, İkimizle birleştiğimiz zaman daha çok geniş kitlelere ulaşabileceğimizi çok net hedefliyorduk ve bunun neticede de buna ulaştığımızı düşünüyoruz. Şu anki bence en büyük eksikliğimiz bu anlamda yeterince iki tarafı verimli bir şekilde kullanamadıkları için sanırım burada bir mutsuzluk oluyor ve uzun soluklu anlaşmalar yapılamıyor. Ben o zaman çok keyif alıyordum öncelikle reklamlarda. Normal karakterini, doğallığını paylaşıyordum ve bunu sanırım dışarıya çok iyi yansıtıyordu ki geri dönüşler çok iyi oluyordu. O yüzden o anlamda kendimi çok şanslı hissetmiştim.
Peki orada hassas bir nokta var. Yani markanın, demin o kadar güzel özetlediniz ki, markanın ihtiyaçlarına cevap vermek. Yani Türkiye'deki temel sorunlardan bir tanesi, sponsoru sadece gelip yatırım yapan, para veren kurum olarak gören bir spor camiası var. Hı hı. Oysa sponsor bunu karşılığını almak için yapıyor ve burada evet buna katkıda bulunmam lazım hissi siz o ilk reklamda oynadığınız andan itibaren var mıydı? Tabii şimdi gençlikle şu anki şeyini karşılaştırdığım zaman çok farklıydı. Ama şu an işe büyük çerçeveden baktığınız zaman bir şekilde bir işlerin uzun soluklu olması gerektiğine inanan biri olmaya baktık. Bunu da NBA'de her geçen gün oynamamız, orada konuşmamız, elde ettiğimiz tecrübeler sonunda oldu. Bizim belki de ülke anlamında en büyük yanlış... Orada neydi fark? Yani oradaki farkla buradaki farkı da kısaca söyleyebilir miyiz? Başka bakıyor. NBA'yi takip eden varsa, NBA'in başlıca şeyinlerinden bir tanesi give back the community'dir. Hani bir şekilde halka, çevrene, mahallene, semtine bir şekilde geri verme misyonu vardır. Doğal olarak sizi insanlarla mümkün olduğunca interaktif durumuna getiriyorlar. Siz de doğal olarak sporculuğunuz dışında insani yönlerinizle de bir şekilde insanlara dokunmuş oluyorsunuz. Ki bu çocuk da olabilir, yaşlısından orta yaşına kadar herkesi bazı anlamda özellikle bizi şey olarak gördükleri zaman, bir hayal kahramanı olarak gördükleri zaman onlara bir şekilde dokunmanız, bir el sıkmanız, bir gülümsemeniz, bir fotoğraf çektirmeniz bile bu inanılmaz bir şekilde geri dönüş oluyor. NBA'de zaten baktığınız zaman hiçbir zaman Amerika içerisinde kendisini büyütmeye çalışmayan bir markadır. Tamamen global düşünmüştür. Yani 49 ülkede izlenen 219 mu 200 tam rakamlarını inanış şey yapayım. Bütün dünyayı bir şekilde... Dünya markası. Dünya markası. Bir şirket anlamında yönetiliyor ve her fırsatta da NBA'ye gittiğiniz zaman bizim sporcular olarak insanlarla diyalogumuz her zaman farklı olmuştur. Yani bu anlamda da NBA herkese örnek olacak davranışlar hala da yapıyor. Böyle de yapma yapacak ki böyle de zaten dünya markası. Burada bir etkileşim siz de doğal olarak sporcuyken de NBA kültüründen etkileniyordunuz. Hı hı. Öyle olması gerekiyor. Bu etkileşim midir? Bugün şöyle söyleyeyim. Hepiniz şöyle bir gözlerinizi kapatın. Ülkede sizce en çok hangi sporun reklamı yapılıyor? Hangi spor reklamlarda dönüyor diye düşündüğünüzde tartışmasız bir numaralı spor basketbol olarak ortaya çıkıyor. Çünkü birçok marka basketbola yatırım yapıyor, aynı zamanda bunu iletişimine taşıyor. Bu bir kültür. Sanıyorum bu kültür bizim sporcularımızda, kulüplerimizde de var ki bu kadar çok iletişim yapılıyor. Bununla ilgili ne diyebilirsiniz? Öncelikle spora duydukları alakadan dolayı herkesi gerçekten kutluyorum ve teşekkür etmek istiyorum. Basketbol gerçekten izlenmesi çok keyifli bir branş. Her saniyesinde ayrı bir heyecan. Ayrı bir heyecan var. Son saniyesine kadar maçın ne olacağını kimse tahmin edemiyor. O anlamda herkes bir şekilde kendisini basketbola tarafına doğru biraz daha çekmeye başlıyor. Artı şu an kimseyi hedef alarak konuşmak istemiyorum ama sanırım salon sporlarının farkının olması ve insanların biraz daha salon sporlarına yönelmesi ailelerin de çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Doğal olarak biz de her fırsatta dediğim gibi diyalog kurmaya çalışıyoruz ki bunun neticesinde şu an çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Peki şöyle bir örnek vermek gerekiyorsa bugün Türkiye'de federasyonlar bazında baktığımızda en fazla yani marka bazında da baktığımızda en fazla sponsora sahip federasyonuz diyebilir misiniz? Diyebiliriz. Evet, şu anda görünen de o. Bunun arkasında yatan disiplin ne? Burada konuya yaklaşırken, marka konusuna yaklaşırken siz nasıl bir ruhla yaklaşıyorsunuz? Nasıl bir motivasyonla yaklaşıyorsunuz?
Öncelikle içeride de konuşmuştuk, o notumu almıştım. O notlar mı var? Tabii rakamlar önemli. Rakamları söyleyeyim, herkes şey yapsın. Şu an milli takımlar ve ligler bazında 20 sponsorumuz var. Küçük bazı sponsorluklarımızı da ele alırsak bu rakam %25'e yükseliyor. Wow. Geçen son 2 senede yaptığımız %50'ye yakın bir artış var. O yüzden burada tüm ekibi gerçekten kutlamak istiyorum. Çok iyi çalışıyorlar. Biraz önce konuştuğumuza tekrar dönmek istiyorum. Biz federasyon olarak öncelikle şeffaflığımızı, dürüstlüğümüzü, samimiyetimizi her fırsatta markaları dile getirmeye çalışıyoruz. Sanırım ilk avantajımız buradan başlıyor. Daha sonra da hiçbir markayı geri çevirmemeye çalışıyoruz. Kimileri büyük sponsorlar da bize destek oluyor, ana sponsorlar gibi. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Uzun zaman federasyon başkanlığı yaptınız. Kimilerinin de küçük de olsa bizim çok değerlendirdiğimiz, işte gençler ligimiz olsun, şu an hayatta geçireceğimiz, bundan yaklaşık 2 ay önce de Milli Eğitim ve Spor Bakanlığı'yla yaptığımız bir proje var. Biliyorsunuz Haydi Sahaya projesi. Şu an Türkiye'nin batısından doğusuna her okula girme yetkimiz var. Bu anlamda farklı projeleri onlara sunup bir şekilde onlarla güzel işbirlikleri yapmak istiyoruz. Bunu yaparken de hiçbir zaman onlardan sadece maddi bir beklenti olmadığımızı dile getirmeye çalışıyoruz. Bir şekilde onların network'ü olsun, onların iletişim kampanyaları olsun. Çünkü maddi anlamın yanında bizim için en önemlisi olan iletişimdir. Bravo. Çünkü ne kadar insana ulaşabilirsek bu anlamda da sporu geliştirmiş olacağız. Basketbol izleyenin artışı sağlanmış olacak. Bu anlamda bir şekilde kültürü de bir şekilde yaymış olacağız. O anlamda biz inanın buradan da hani bizimle birlikte çalışmak isteyen olursa bizim ekibimiz gerçekten çok güzel projeler sunabilir. Hani bu fırsatı da değerli. Tabii hemen pazarlama hemen. Böyle bir NBA böyle bir kültür mü veriyor? Her an her şeyi pazarlayabiliriz kültürü. Ama çünkü amaç bu aslında. Çünkü amaç bir şekilde bunu her yere yayabilmek. Yani geliştirebilmek, penetre etmek aslında. Kesinlikle. Türkiye'nin her yerine yayabilmek. Yani biz de bu projeyi yaptığımızda, bu protokolü yaptığımızda en mantıklı yerin okullar olarak düşündük. Ve şu anki projemizde her okulun artık bahçesinin durumuna göre kimilerine yarı saha, kimilerine tam saha yapıp içerisinde formaları olsun, eşofmanları olsun, topları olsun. Oradaki spor öğretmeni varsa, spor öğretmeni yoksa okul müdürlerine basketbol kitleri dağıtıp onlara bir şekilde basketbolu daha çok tanımaları, öğrenmeleri yaymaları eğitim için programları da hazırlıyoruz. O yüzden biz tamamen olaya iki taraflı olarak bakıyoruz. Sanırım o yüzden bizimle herkes çalışmak istiyor. Çalışmak istiyor. Şu deminki sözcüklerin bir aslında altını çizmek istiyorum. Neden altını çizmek istiyorum? Çünkü açıkçası Türkiye'de 60 küsur tane federasyon var ve federasyonlar iletişimin ve bir markanın kendisine neler katabilecekleri konusunda biraz olaya tek yönlü bakıyorlar diye düşünüyorum. Yani tek yönlüden kasıt bana ne kadar kaynak yaratacak ki ben onu faaliyetlerimde kullanayım. Aslında onun faaliyetleri için en önemli konulardan bir tanesi onun iletişiminin ne kadar çok yapıldığı, doğru mu? Görsel ve dolayısıyla yani ben ne kadar çok kaynak alırım değil, benim ne kadar çok iletişimi yapıp bana katkıda bulunur konusu altı çizilecek bir konu, doğru mu? Sizin ağzınızdan bunu duymak gerçekten çok önemli. Yok, kesinlikle. Bunu hatta bizim çalıştığımız ortaklarımıza da söyleyebilirsiniz. Mesela geçen seneki All-Star'da Tayıncıoğlu inanılmaz derecede bir iletişim anlamında çalışma yaptı. Ve geri dönüşü rakamları olarak bayağı bir rakam harcaması gerekiyordu ki o rakama ulaşabilsin diye. Sizin de söylediğiniz gibi biz her zaman olaya iletişim anlamında sponsorluklarımıza özellikle verdiği para kadar belki daha fazlasını iletişime de harcaması gerektiğini vurgulayan bir ekip. Harika. Çünkü etkileşim ne kadar fazla olursa geri dönüşler iki taraf için de olur. Yani bizim için en kolayıdır. Çünkü hani birilerini arayıp işte şu kadar bir destek vesaire falan ama
Üçüncü defa o insanı aramak olmuyor. Yeterli değil, ama sürdürülebilir değil. Kesinlikle değil. Ama bir projeyle gidildiği zaman ve bu projeden iki tarafta memnun olduğu zaman bu daha çok sürdürülebilir oluyor. Biz her fırsatta bizim ortaklarımıza, şu an bizim elimizde Basketbol Süper Ligi var. Milli takımlarımız var. Biz mesela milli takım dünya şampiyonasına gitmeden önce 3 tane yakın daha anlaşma yapmıştık. Daha garantilememiştik. Ona rağmen herkes bir şekilde... Şimdi garantilediniz. Şimdi garantiledik. Bunu diyoruz ki gelin hep beraber köpürtelim. İletişime taşıyalım. İletişime taşıyalım. Sonuçta burada da dünya şampiyonası oynayacağız ve Çin'de oynayacağız. Çin gibi dünya markasında yer alacağız. Şimdi gelin bu fırsatı hep beraber değerlendirelim. Yani o yüzden önümüzdekiyiz. Bayanlarımız... Kadınlar da çok ciddi bir başarı elde ediyorlar. Kadınlar da keza öyle ki bizim... Yani federasyon olarak gurur kaynağımız diyebiliriz kadınlarımız. Gerçekten. Çünkü inanın bizim bile oynadığımız süreçlerde erkek milli takımın ulaşamadığı başarılara kadın milli takımımız ulaştı ve olimpiyatlara gitme hakkı kazandı. Şimdi önümüzdeki sene Avrupa şampiyonaları var. Latvia ve Sırbistan'da düzenlenecek. Erkeklerimiz önümüzdeki sene Çin'de. Dünya şampiyonası var. Buradan tekrar bütün ekibi kutlamak istiyorum. Burada da direktörümüz Haluk Yıldırım ve Kerem Tunceri var, menajerimiz. Onları gerçekten kutluyorum. Çok güzel işler yaptılar. Bu anlamda bir şekilde iletişimimizi ne kadar çok yaparsak, çünkü insanların şeyi bilmesi lazım. Bir markayla anlaştığınız zaman, bu iletişim yaptığınız zaman o sadece o markanın iletişimi olmuş olmuyor. Basketbolun iletişimi oluyor. Basketbolun iletişimi oluyor ve daha çok kitlere ulaştığınız zaman basketbolu seven çok insan var. O zaman çocuklar da basketbolcu olmak istiyor, basketbol oynamak istiyor. Altyapılarda hareket büyüyor, katılım artıyor. Aslında bunun etkilerinin gerçekten sporun gelişmesine ne kadar büyük olduğunu doğru tanımlamak lazım. Bu arada sevgili Kerem Tunçeri de reklam yıldızı yani. O da hem de basketboldan çıkıp an, ondan sonra kendisi reklam yıldızı oldu. Bu da basketbol adına çok önemli bir aset. Federasyonumuzun yüzü olarak şey yapıyor. Evet, evet. Peki burada ya reklam yıldızı olma konusu ve reklam iletişiminde bir hikaye var, bir arka plan var. O arka plan da herkesin dışarıdan gördüğünün dışında aslında zorlu saatler gerektiriyor, doğru mu? Çekimler, küçük küçük detaylar, film ekipleri, yüzlerce insan çalışıyor vesaire. Fakat bakıyoruz, inanılmaz yatkın basketbolcular bu konuya. Daha geçenlerde, bugün de Lenovo session'ı vardı. Orada Lenovo'nun kampanyası üzerinde konuşuldu. Basketbolcular bu konuda çok uygunlar ve çok yatkınlar. Bu kültür nereden geliyor? NBA kültürü müdür? Yoksa Türkiye'deki sizin yarattığınız o 12 dev adam kültürü de bunun bir parçası mı? Ya sanırım 12 dev adam bizim yarattığımız. Evet, bir kültür diyorsun. Kerem, ama Kerem Bey aldı başını gidiyor şu an gerçekten. Tekripleri nasıl değerlendireceğini bilmiyor. Ama şaka bir yana, yani sporu bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Özellikle basketbolu her fırsatta anlatmamız gerekiyor. Basketbol gerçekten en keyifli sporlardan bir tanesidir. Yani sizin sadece sağlık anlamınıza gelişimini değil, fiziksel anlamdaki gelişim, kültürel anlamdaki gelişiminiz olsun, özgüveniniz olsun, girişkenliğiniz olsun. Yani tamamen sizi farklı bir konuma getiriyor. Doğal olarak oradan gelen o özgüven olsun, o rahatlık olsun, o sosyallik olsun, sizi bu tip ortamlarda biraz daha farklı kılıyor. Ve doğal olarak yani herkes, ben bütün arkadaşlarımı da tanıyorum, herkes inanın normal halinde davranıyor. Yani ekstra hiç kimse bir rol yapayım, oraya bir şekilde ayak uydurayım değil. Herkes samimi bir şekilde işin içinde, işin içerisinde. Çünkü keyif alıyoruz. Sonuçta ister istemez bir şeyler kazanıyoruz. Bundan sonra daha da farklı durumlara da gelme imkanımız var. Doğal olarak bu fırsatları herkes çok iyi değerlendiriyor ve gerek bize sponsor olan olsun, gerekse biz olalım, inanılmaz keyif alıyoruz ve sonunda da güzel işler çıkıyor. Peki burada kritik bir soru soracağım. Hakikaten kritik ve benim bu inancım, inandığım şeyi söyleyeceğim. Bir şöyle bir 2000'li yılların başına dönüp bakalım ve o meşhur Avrupa şampiyonasını hayal edelim Türkiye'de. Eğer o gün Huha Dev Adam projesi ve o reklam filmi, Garanti Bankası'nın reklam filmiyle bütün Türkiye'yi saran o motivasyon olmasaydı, biz oralara
kolay gelebilir miydik? O finale kolay gelebilir miydik? Onun yarattığı ve toplumu senin üzerine doğru ilgi çeken etki önemliydi bana göre. Kesinlikle. Sizin orada bir şeyiniz var mıydı? Yok. Ama yani projenin, ben reklamımı yapmak istemiyorum, yok ben. Yok, o anlamda. Yok, değil. Ya sizin de söylediğiniz gibi bazen işte bir müzik olabilir, bir reklam filmi olabilir, hatırlıyorsunuz. Aynen, aynen. O reklam filmi müzikle birleşti. Birleştiği zaman topluma ulaşmak daha da kolay oluyor. Ve toplumun ilgisini bir anda bu tarafa çekmek çok daha kolay oluyor. Üstüne de başarı da gelince ve bunlar her daim işte gazetelerde, televizyonlarda dönmeye başladıkça istediğiniz bütün iletişim bir anda istediğiniz noktaya geliyor. Odak noktaya geliyor. O zaman oyuncu da onun içinde kendini daha sorumlu hissediyor. Kesinlikle. Gerek 2001 olsun gerek 2010. Yani evet. Dünya şampiyonası. Dünya şampiyonası. O meşhur şeyi unutamayız. İkinci olduğumuzda, yani bunu samimiyetle söyleyeyim, Kerem de burada. Otele gittiğimizde inanın Allah hepsinden razı olsun, teşekkür ederim. Şeylerdeydik yani, omuzlardaydık. Evet. Otobüsten indiğimizde. Yani o kadar bize bir sevgi, seli, destek vardı ki inanın ne kadar teşekkür etsek azdır. O yüzden şimdi de bizim de çalıştığımız, PNG ile çalıştığımız özgüven sponsorumuz insanların daha özgüvenli olması, daha girişken, daha sosyal olması için yapılan kampanyalar var. Üstüne de sporun da başarısını eklediğiniz zaman istediğiniz hedeflere ulaşıyorsunuz. O yüzden bizim hep anlatmak istediğimiz iletişim anlamında şu an bizim elimizde Süper Lig oyuncularımız var. Yazın olsun, şu anda da olsun milli takım oyuncularımız var. İstediğiniz zaman gelin bu arkadaşları bir şekilde bu kampanyalarda değerlendirin. Kullanın, süper. Bunu değerlendirdiğiniz zaman siz de mutlu olacaksınız. Bizim oyuncularımız da mutlu olacak. İki tarafta bir şekilde... Bir de basketbol penetre olmuş olacak. Kesinlikle. Bu arada Head & Shoulders'da dahlimiz var. O reklama oldu ama onda PNG'de evet. Olsun işte bu belki iki sene daha uzatabilir kontratımızı. Bu arada benzer bir hikaye, 12 Dev Adam'la ilgili hikaye, bir hikayemiz de bizim Filenin Sultanları. Voleybolda da benzer bir iletişimle Orkut evet. O zaman Filenin Sultanları'nı patlatmıştı. Gerçekten köpürdü ve çok ciddi bir şekilde etkileşim olmuştu. Ben aslında yapılan reklam iletişiminin sporcuyu gerçekten etkilediğini ve hem sporcunun motivasyonunu arttırdığını hem de altyapıdan gelen çocuklara, çünkü o hero'lar gibi olmak isteği çok büyük bir şevk yarattığını düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle. Bunu tartışmasız en iyi yapanlar Amerikalılar, biliyorsun. Ondan sonra hani Michael Jordan'dan Az çok biliyorum. Evet, az çok değil, çok fazla biliyorsun. Bir de meşhur bir şeyim var ya, çok merak ediyorum. Son enteresan iki soruyla kapatmak istiyorum. Kobe Bryant'ta bir bloğum var arkadan böyle. Bu şans, tamam. Şans mı? Hadi ya. Tamamen bir şans ya. Tamamen şans. Ya böyle çok çok ciddi bir... Hayat hep şey derler ya, doğru yerde, doğru zamanda. Ben tamamen... doğru yerde, doğru... Yani çünkü arkadaşlarının çoğu bilir. Yani o kadar da iyi müdafacı birisi değildi. Ben seninle tamam, aslında... acaba korkutabilir miyim diye bir elimi salladım, topa değdi. Samimiyetle söylüyorum. Süper. Yani bunu... şey diye söylemiyorum yani. Hani bir espri olsun diye söylemiyorum yani. Ya bir şey, Sami, gördüğünüz gibi federasyon başkanı gibi konuşmadım, iletişimci gibi konuştum. Sıkı da bir iletişimci var karşımızda. O zaman son sorum şu, özlüyor musun? Vallahi bütün sporcu arkadaşlara söylüyorum. Oynayabildiğiniz kadar oynayın. Yani çünkü bizim yaşımız maalesef ki belli bir yaşa kadar sınırlı. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. O yüzden bunun keyfini ne kadar çıkartabiliyorsanız çıkartın. Çünkü bu tarafa geçince inanın işler kolay değil. Siz de bunu çok iyi yaşadınız. Ama sizi de kutlamak istiyorum. Siz gerçekten Türkiye'de çok ilki başlatan insansınız. O anlamda böyle bir organizasyon da yaptığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah az da olsa samimiyetle duygularımızı paylaşmaya çalıştım. İnşallah herkes memnun olmuştur. Harika. Kutluyorum. Tebrikler. Süperdi. Teşekkür ederim.